Soy, Vamuk serimizin bu videosunda Endülüs felsefe geleneğinin en önemli temsilcilerinden biri olan İbn-i Tüfeyl'in Hay İbn-i Yaksan, yani Uyanığın Oğlu Diri adlı romanından bahsedeceğim. 12. yüzyılda yaşayan filozof, bu eserinde kendi sistemini oluşturan ana fikirleri işlemiştir. Amacı meşriki hikmeti açıklamak olduğu söylenir. Hay İbn-i Yaksan sadece İslam düşüncesini etkilememiştir. Özellikle yeni çağ Batı dünyasında etkili olmuş ve farklı dillere çevrilmiştir. Batı felsefe dünyasında yaygın şöhrete sahip olan bu eser, örneğin Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe romanına ilham vermiştir. Esrarul Hikmetil Meşrikiye adıyla da tanınan felsefi hikayenin konusu, bir insanın tek başına bir adada her türlü sosyo-kültürel şartlandırmalardan uzak ve hiçbir eğitim ve terbiye almaksızın gelişmesi. Ana karakter Hay'ın doğumu ve tabiat içerisinde yalnız yaşadığı adaya geliş şekli hakkında iki farklı teori mevcuttur. Birinci teoriye göre Hay çamurdan oluşup ruhla birleşerek canlılık kazanmıştır. İkinci teoriye göre ise Hay yakın bir adada gizli bir evlilikten dünyaya gelmiştir. Annesi çocuğunu bir sandık içerisinde denize bırakır ve o sandık dalgalar ile adaya ulaşır. Hayatının ilk senelerinde muhtaç olduğu yardımı onu doyurarak ve koruyarak yavrusunu kaybeden bir ceylan sağlar. Hayatının bu ilk aşaması 7 yaşında kendisinin fiziki özelliklerinin farkına vararak kendi başına yaşayabilecek hale gelmesiyle sonlanır. İkinci aşaması ise 21 yaşına kadar sürer. Bu dönemde Hay yaşam koşullarını bilinçli olarak şekillendirmeye başlar, kendisine gerekli araç ve aletleri inşa eder. Yani kıyafet ve silah gibi. Anne Ceylan'ın ölmesi ile birlikte onun hareketsizliğini anlamlandırmaya çalışarak onu önce canlı tutan fakat sonradan kaybolan bir kuvvetin olması gerektiği fikrine varır. Bu yaşam aşamasında teknik ve zanaat disiplinlerine yönelir. Ayrıca araştırma ve gözlemleri deney ve analojiye dayanmaktadır. 20 yaşına kadar süren hayatının 3. aşamasında düşünerek ve varlığı inceleyerek madde ve suret arasındaki farkı tespit eder. Bazı şeylerin değişmesini ve sonradan oluşmasını gözlemleyerek var eden bir şeyin varlığının gerekliliğini düşünür ve illiyet, yani sebeplilik prensibini kavrar. Bu keşif onu bütün evrenin yaratıcısı olan vacibul vücut düşüncesine getirir. Hayatının bu dönemini mantıksal ve bilimsel sorular etkiler. Duysal olarak algılanabilir nesnelerden başlayarak Hay soyutlama yoluyla rasyonel alana doğru ilerler. Bir üst aşamada Hay gök cisimleri ile ilgilenmeye ve araştırmaya yönelir. Gök cisimlerinin de her şey gibi kemal, kudret, ilim, tercih ve irade sahibi bir yaratıcıya muhtaç olduğunu fark eder. 35 yaşına varmış olan Hay artık eserden müessire, hissedilenden makule yükselmeyi başarır. Böylece astronomi ve kozmoloji yoluyla Hay metafiziğe ulaşır ve böylece rasyonel delillendirme zirveye ulaşır ve tek yüce tanrının bilgisiyle sonuçlanır. Hayatının 50 yaşına kadar süren 5. döneminde ayrıca vacibul vücudu duyu organları ile olmaktan ziyade zatı ile idrak edebileceğini fark eder. Yalnızlığa çekilerek mutlak varlığa ulaşma ihtiyacını mistik bir tecrübe ile gerçekleştirir ve akıl ile idrak edilemeyen fena haline ulaşır. Eserin son kısmında Hay'ın adasına yakın bir adada toplum içerisinde yaşayan Hak dine mensup Selaman ve Absel karakterleri canlanır. Selaman canlı sosyal ilişkileri sürdüren ve halkı idare etmek üzere kendisini halk dinine uyduran zahir ehli bir kişidir. Absal ise tefekkür ve mistik hayata eğilimi olan batin ehli bir kimsedir ve bu nedenden dolayı inzivaya çekilmek isteği ile Hay'ın adasına gider. Orada karşılaşan iki insan tanışır, Absal Hay'a dil ve dini esaslarını öğretir ve Hay kendi aklıyla ulaştığı hakikat ile bir uyum içerisinde olan dine şehadet eder. Sonra tecrübelerini anlatmak üzere Absal'ın halkına giderler. Fakat yüksek hakikatlerden ve keşif halinden anlamayan normal halk bu gerçekleri kabul etmez. Daha sonra Absal ve Hay onları kendilerinin bulundukları durum içinde bırakarak ibadet etmek üzere Hay'ın adasına geri dönerler.
Peki İbn-i Tüfeğir bize bu hikayeyle ne anlatmak istiyor? Öncelikle hay, hisseden, tecrübe eden, düşünen ve bilen bir beşer olarak sadece fıtrat ve akıl ile bir insanın neyi başarabileceğini yansıtan bir karakterdir. Hay ilk olarak tabiatla tecrübe ettiklerini düşünerek teorik bir seviyeye ulaşır ve son olarak mistik bir aydınlanışla hakikat bilgisine ulaşır. Eserin ana konularından bir tanesi de insanın akıl ile vahiy almaksızın yüksek metafizik hakikatlere ulaşabileceği. Bu durumda bazı filozofların da olduğu gibi İbn-i Tüfeğir selim bir aklın doğruları ile dinin doğruları arasında bir fark olmadığını iddia etmekte ve felsefe ve din arasında bir ahenk bulunduğunu ispat etme çabasındadır. Fakat sosyo-kültürel bir çevre içerisinde yaşayan insanların dini algılarıyla hayda düşünerek ve tecrübe ederek gelişen algıların uyuşmadığını da ayrıca öne sürmekte. Çünkü vahiyin özündeki hakikati insanlığın çoğu idrak edememiştir. Kapsamlı bir ön sözde İbn-i Tüfeğir bu çalışmanın hazırlanması için motivasyonlarını sunar ve bazı filozofların pozisyonlarını geniş bir şekilde ele alır. Farabi ve İbn-i Baccar gibi filozofları sadece rasyonel yaklaşımları için eleştirirken, bazı mutasavvıfları onun tam aksine fazlasıyla kendinden geçmiş hallerini eleştiriyor, kendince pozisyonunu Gazali ve İbn-i Sina'nın yolunda mutasavvıf ve filozofların bir sentezi olduğunu iddia ediyor. Kahramanları ve başlığı İbn-i Sina'nın metninden alınmış olmasına rağmen eserlerin kurguları ve karakterlerin sembolik anlamları tamamen farklıdır. Bu gibi felsefi eserlerin hedef ve avantajı sistematik felsefi içeriklerin sembolik dil ile ifade edilmesi ve böylelikle soyut kavramların somut şeyler ile yani kişi, nesne ve olaylar gibi temsil edilerek anlaşılır hale getirilmesi. Bununla birlikte İbn-i Tüfeğir'in eserinin entelektüel tarihsel sınıflandırılması için önemli olan sadece tamamen felsefi bir gelenek değil, aynı zamanda tasavvuf, siyaset, tıp ve fen bilimleri, ayrıca ada motifi gibi bir dizi başka konuda dikkate alınmalıdır. Zaman içinde bu eserin farklı perspektiflerine ağırlık verilerek çeşitli tahlilleri de yapılmıştır. Bu eser elbette birçok itikadi eleştiriye ve tartışmaya yol açmıştır ve açmaya da devam ediyor. John Locke gibi filozofları etkilemiştir ve hatta bazı filozoflar tarafından tercümeleri de mevcuttur. Özellikle aydınlanma dönemiyle birlikte insanın hakikati kendi bulabilmesi düşüncesi birçok ideolojinin bu fikirden beslenmesine sebep oldu. Örneğin deizm gibi. Bu sebeple genelde dikkatle okunması tavsiye edilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.